Değerli Seyahat Türk takipçileri, manşet programına hoş geldiniz. Dış politika gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte. Sayın Güller merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii yine Ukrayna gündemini konuşmak durumundayız. Önemli gelişmeler var. Bu hafta Perşembe günü NATO Liderler Zirvesi toplanıyor. ABD Başkanı Joe Biden da Avrupa'ya geldi. Cuma günü de Biden'ın bir Polonya temasları olacak. Amerika cephesindeki temas trafiğini bu şekilde özetlemek mümkün. Bunun yanında tabii Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri de var. Belli maddeler üzerinde uzlaşı sağlandığı da söyleniyor. İsterseniz şöyle bir genel toparlayalım. Hangi durumdayız, hangi aşamadayız? Genel anlamıyla çözüm arayışlarında hangi noktaya gelebildik? Bu noktadan isterseniz değerlendirmelerimize başlayalım. Evet. Ukrayna müzakereleriyle ilgili başlamış olalım. Müzakerelerde yeni durum, bugün Kremlin'in, Zelenski'nin referandum konusundaki sözlerine bir yanıt vermek şeklinde geçti. Neydi onu hatırlatalım. Zelenski şunu söyledi, ben hani belli tavizler vermeye hazırım ama bu tavizlerin Ukrayna halkının da onayını alması lazım. Dolayısıyla biz Rusya ile yaptığımız müzakerelerde kabul edeceğimiz konuları müzakereye götürmek istiyoruz dedi. Bugün Moskova'dan yapılan açıklamada da bu meselenin Ukrayna'nın iç meselesi olduğu söylenerek dolayısıyla referanduma da götürebilirsiniz. Netice itibariyle önemli olan kabul etmenizdir anlamına gelen bir açıklama yapılmış oldu. Müzakerelerde tabii tablonun ne olduğunu daha iyi açıklayan bir gösterge Zelenski'nin toplam bir değerlendirme niteliği taşıyan konuşması oldu. Şöyle notlarımdan hızla o konuşmayı özetleyeyim değerli izleyicilerimiz için. Bir kere şunu çok açık söylemiş oldu. Putin'e bir çağrı yaptı ve NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazırız dedi. Yeter ki bize bir takım uluslararası ülkeler tarafından da bir garanti verilsin dedi. Birincisi bu ki çok önemli. Bu zaten NATO üyeliğinden vazgeçme konusu. Herhalde 24 Şubat'tan önce masaya getirilseydi bu kadar askeri harekatı da belki gerek kalmayacaktı zaten. Şimdi evet. O aşamaya gelinmiş oldu. İkincisi Kırım konusunun konuşulabileceğini, bunu tartışmaya hazır olduğunu söyledi. Yine üçüncüsü de Donbas'taki Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin durumunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğunu söylemiş oldu. Bu aslında başından beri Kremlin'in öne sürdüğü üç şartı kabul etmesiydi. Kremlin dört tane tabii aslı. Biri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de çatışmayı bırakması ama siyaset düzlemindeki şartlarını hatırlarsak NATO üyeliğinden vazgeçmesi, bunu yazılı olarak anayasasına sokması ve tarafsız ülke statüsünü kabul etmesiydi biri. Diğeri Kırım'ın bir Rus toprağı olduğunu artık tanımasıydı. Bir diğeri de Donbas'taki Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını Kiev'in kabul etmesiydi. Bu noktaya doğru adım adım gelmiş oldu. Aslında bu noktaya geleceği bir süredir belliydi. Zaten hatırlarsan önceki sohbetlerimizde de hemen her gün ya da iki günde bir Zelenski'nin NATO üyeliğini artık hayal olduğunu görmeye adım adım başladığını söylediği konuşmaları vardı. Onların bütününde şimdi Putin'e bir çağrıya dönüşmüş oldu ve bunu kabul edebileceğinin sinyalini vermiş oldu. Dolayısıyla müzakerelerin geçen hafta teknik bir takım prosedürler noktasına geldik dediği aşamada olduğu anlaşılıyor. O nedenle de Ukrayna heyetinde bir değişiklik yapılmış. Adalet Bakanı oraya alınmıştı. Adalet Bakanı'nın yani hukuku önemseyen bir yeni düzenin ortaya çıktığını müzakerelerde göstermiş oldu. Demek ki söylenildiği gibi artık bir takım teknik prosedürler hazırlanıyor, yazılı belgeler hazırlanıyor. Bunun için Adalet Bakanı'na ihtiyaç duymuş olduğunu göstermiş oldu Ukrayna. Müzakerelerle ilgili kısaca söyleyeceğimiz bu. Diğer konu Biden'ın Avrupa ziyareti. Evet, Perşembe günü NATO Liderler Zirvesi toplanacak. Peki bu Liderler Zirvesi'nden ne çıkacak? Liderler kuşkusuz sıfırdan bir karar almış olmayacaklar. Aslında onlar adına ne yapılabileceğini Ukrayna kriziyle ilgili olarak önce savunma bakanları geçen hafta toplanmış ve liderlerin önüne pişen konuyu getirmiş olacaklar. Ne pişmişti onu hatırlarsak
NATO kesinlikle Ukrayna'da Rusya ile çatışma içinde olmayacağını ilan etmiş oldu birincisi. İkincisi kesinlikle uçuşa yasak bölge gibi bir konuya girmeyeceklerini, çünkü bunun da çatışma anlamına geleceğini söylemiş oldu. Bunlar NATO'nun yapamayacaklarıydı. Peki ne yapabilecekler? Daha çok eski Sovyet silahı olan, komşu ülkelerde, NATO ülkelerinde olan eski Sovyet silahlarının bir şekilde Ukrayna'ya sevkini devam ettireceklerini, bunun dışında da yaptırımlara, bunun dışında da bir takım desteklere devam edeceklerini söylemiş oldular. Kuvvetle muhtemel 24'ünde de bu çerçeve içerisinde bir karar çıkmış olacak. Tabii burada şu önemli, yaptırım konusu ne aşamada, bunu belki konuşmamızda bir parça yarar var. Evet. Bugün, daha doğrusu dün oldu ama bugün TAS Haber Ajansı'na düştü. Fransa ve Rusya ticaret heyetinin görüşmelerinden çıkan bir sonuç var. Çok çok önemli. Tüm Fransız şirketlerinin Rusya pazarlarında kalmayı sürdüreceği ilan edilmiş oldu. Bu Yani Fransa Ukrayna burada üst... o zaman kendisini diğer NATO müttefiklerinden önemli ölçüde ayırmış oluyor. Gerçi Türkiye de NATO üyesi ama yaptırımlara katılmadı. Ama Burada tabii ABD ve Türkiye gibi. İngiltere'nin başını çektiği yaptırım kampından arasına bir fark koyuyor o zaman Fransa, değil mi bu Kesinlikle kararla? öyle bir fark koymuş oldu. Zaten Almanya ile Fransa başından beri Amerika ve İngiltere'nin yaptırımın paketinin bir bölümünü desteklemişti. Yani enerji boyutuna dahil olmamışlardı. Rusya ile doğalgaz alışverişini, Rusya ile taş kömürü alışverişini, Rusya ile petrol alışverişini sürdürmek zorunda olduklarını açıklamışlardı. Özellikle Alman sanayicilerin, Deutsche Bank başkanının bu konuda bir takım açıklamaları olmuştu. En son üstelik yeşillerden olmasına rağmen Ekonomi ve İklim Bakanı Almanya'nın ciddi bir uyarı olarak bu işbirliğini, enerji işbirliğini bozarsak seneye kışı buz gibi atlatacağız, ısınamayacağız diye tabloyu da özetlemiştim. Bu evler için geçerli ama daha önemlisi tabii Alman sanayicisi, yani o sanayinin çarklarının dönmesi için Evet. Rus enerjisine ihtiyaç duyuyorlar. Benzeri Fransa için de geçerli. Bu nedenle yaptırımlar onlar açısından Amerika ve İngiltere ikilisine göre daha farklı geçiyor. Bu da yaptırımların Amerika'nın istediği düzleme taşınamaması ve son tahlilde de Rusya'ya yaptırımların başarılı olamayacağı anlamına Anlamına geliyor. geliyor. Zaten yaptırımlarda tablo hiç de öyle Batı basınında yazıldığı, çizildiği gibi değil. Bugün Seray Türk internet sitesindeki makalemde de biraz Asya cephesindeki yaptırım boyutunu incelemeye çalıştım. Orada çünkü çok yoğun bir şekilde Amerika'nın hem Çin'e hem Hindistan'a hem Pakistan'a baskıları var. Hatta Pakistan lideri İmran Han kendisine protokolleri de aşarak Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye, Kanada'dan Avustralya'ya çeşitli diplomatlara mektup yazarak yaptırım uygulamaya çağırdıklarını ve bir şekilde de aslında tehdit anlamına gelen açıklamalar kullandıklarını söyledi ama kendisinin bu baskılara boyun eğmeyeceğini, Pakistan halkının da bu baskılara boyun eğmeyeceğini, dolayısıyla Rusya ile alışverişini, Rusya ile ticaretini sürdüreceğini söyledi ve daha önemlisi şu, sorumlu olduğu komşusu Hindistan'ın da benzer yaklaşım göstermesi nedeniyle Hindistan'ın tavrını övdü. Çünkü Hindistan Çin'den sonra Asya'da en büyük enerji ithalatçısı. Dolayısıyla Hindistan'ın tedarikçiliğini kesmeye yönelik de Amerika'nın ciddi bir baskısı vardı. Hindistan da bunu kabul etmedi. Zaten Çin 3 de kabul milyon etmedi. varil Dolayısıyla petrol aldı Hindistan en son üstelik Rusya'dan. Haziran ayında, evet Haziran ayında teslim edilmek üzere de böyle bir alışveriş, yeni bir alışveriş de yapmış oldu. Ve daha önemlisi bu Amerikan basına da kısmen çıkmış oldu. Hem Çinli şirketlerin ama hem de Hint şirketlerinin, Çin şirketlerinin özellikle enerji başta olmak üzere, Hint şirketlerinin de tarım başta olmak üzere, Batı şirketlerinin boşalttıkları alanları doldurmaya yöneldiklerine dair de ABD basınında çıkan haberler var. Bu bir şekilde Ukrayna krizi dolayısıyla Rusya'ya yapılan yaptırımların ters sonuçlar verme durumunu da resmetmiş oldu. Bu bakımdan da önemli. Bu konuda o nedenle altını çizmiş olalım.
Evet, bir konu daha var. Şimdi bir CIA, eski bir CIA yetkilisi, bu Batı basınında da çokça çıktı. Türkiye'nin F-35 programına dönmesi karşılığında S-400'lerin Ukrayna'ya sevk edilmesini, Türkiye'ye teklif edildiğini öne sürdü. Bu açıklamaya Ankara'dan bir doğrulama gelmedi ama bu konu tartışıldı. Sizin yorumunuz nedir? Bu öneri Evet. gerçekçi bir öneri midir? Bunun masaya geldiğini biliyoruz. Yani gayri resmi görüşmelerde bunun masaya geldiği açık. Bu konuda yapılmış gayri resmi açıklamalar da var. Zaten Sherman'ın, yani Amerikan Dışişleri Bakan Müsteşarı'nın Türkiye ziyareti sırasında konunun masaya geldiğinin ipuçlarını, işaretini veren bizzat kendisinin de zaten bir televizyon programına verdiği röportajdaki sözleriydi. Nitekim bu iddia Amerikan Dışişleri Sözcüsü'ne de soruldu. Sözcü haberlerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Ankara'da ne olumlayan ne yalanlayan bir açıklama yapmış oldu. Bunun gayri resmi konuşulduğu dolayısıyla biliniyor. Fakat bunun olması teknik olarak mümkün değil. Yani Türkiye bunu yaptığı takdirde birincisi sadece Rusya ile işbirliğini baltalamış olmayacak. İkincisi güvenilir bir ticaretin zeminini ortadan kaldırmış olacak bundan sonraki alışverişler için. Üçüncüsü güvenirliliği bir siyasal müttefik olarak da sıkıntıya düşürmüş olacak. Dördüncüsü Batı baskısına boyun eğerek bundan sonra olabilecek başka direnç, başka baskılarda direnç gösteremeyeceğinin işaretini vermiş olacak. Fakat anlaşıldığı kadarıyla Ankara bunu biraz böyle sürüncemede bırakarak raftaki bazı Türk-Amerikan sorunları olarak rafta duran konuların çözümünün bir aracı haline getirilmesi için ne doğrulayan ne yalanlayan bir çizgiyle idare etmeye çalışıyor ama Türkiye'nin S-400'leri verme gibi bir durumunun olamayacağını söyleyelim. Bu çünkü netice itibariyle bir yazılımı olan bir konu. Öyle hadi verdim sana bunu kullan diye kullanılabilecek bir durumu yok. Bunun eğitimi var, bunun yazılımı var, bunun düşman uçaklarının, düşman füzelerinin yazılıma dahil edilmesi gibi bir takım işleri var. Öyle kolayca al senin olsun sen kullan diyebilecek bir durumu da yok. Son bir dakikam ama şunun da üstünden belki geçmekte fayda var. Polonya kritik bir ülke. Ukrayna'nın sınır komşusu ve şu an göçmen yükünü önemli ölçüde çeken bir ülke. Biden buraya da bir ziyarette bulunacak. Bu siz hem bu ziyareti hem bu Moskova'nın bu ziyareti nasıl algılayacağına ilişkin ne söylemek gerekir? Polonya'nın tabii tarihsel bir takım nedenleri de olan, tarihsel olarak da Almanya'yla Slavlar arasında lehlerin bulunduğu çoğu zaman savaşla geçmiş bir tarihi var. Bu onun reflekslerinde, siyasal reflekslerinde kuşkusuz farklı etkiler yaratıyor ama bugünden baktığımızda NATO içerisindeki en şahin, Ukrayna krizinde en şahin bir ilişkiyi Rus karşıtlığı temelinde izleyen bir ülke. Bunu da bu tarihselliğine dayandırarak söylemiş oluyor. Burada NATO'yu da zorlayan, NATO'yu da Ukrayna meselesinde taraf olmaya zorlayan bir takım hamleler içerisinde. Ama bu şundan tabii Amerika uzun bir süredir Polonya merkezli bir Doğu Avrupa planlaması içerisinde. Zaten bunun gereği olarak da anımsarsan İngiltere, Polonya ve Ukrayna ile birlikte 3 ülke olarak bir küçük Avrupa ittifakı kurmuştu. Evet. Onun gereği olarak Polonya böyle merkezi bir rolde bulunuyor. Yükü de taşıyor. Biraz da tampon ülke. Yani Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkisine benzer bir ilişki kurdurmaya çalışıyor Amerika Polonya'ya Ukrayna krizi bağlamında göçün faturasının yüklendiği büyük bir cephe haline, arka cephe, lojistik destek olacak cephe haline getirilmeye çalışılıyor. Etraftan toplanacak eski Sovyet silahlarının o sınırdan geçirilmesi ve savaşçılar da belki geçecek buna yabancı dair. Savaşçıların o sınırdan geçirilmesi gibi görevlerle karşı karşıya getirilmeye çalışılan bir ülke ama şunu da unutmayalım. Bu F-16 uçakları meselesinde gündeme gelmişti. Bu aslında hükümet içerisinde de farklı düşünenler var. Anımsarsan Cumhurbaşkanı böyle doğrudan reddetmişti bu durumu ama sonradan hükümet farklı bir takım Almanya üzerinden silah göndermek, Amerika'ya teslim edip Amerika'nın o işi yapması gibi seçenekler getirmişti. Orada da tabii bazı çelişmeler olduğu görülüyor.
Evet. Sayın Güler, teşekkür ediyorum. Hafta içerisinde değerlendirmelerimize manşet programında devam edeceğiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli takipçilerimiz, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte Ukrayna'daki krizde gelinen son noktayı değerlendirdik.